Bu videoda karanlık madde ve evrenin geometrisi üzerine bir tartışma gerçekleştireceğiz. Karanlık madde ve evrenin geometrisi, modern kozmoloji, parçacık fiziği ve genel görelilik teorisi bağlamında hem teorik hem de gözlemsel fizik açısından büyük öneme sahiptir. Bu alanlarda yaşanan gelişmeler yalnızca evrenin kökenine dair anlayışımızı derinleştirmekte kalmamış. Aynı zamanda evrenin geleceği hakkında da önemli ipuçları sunmuştur. Büyük patlama sonrası oluşan evrenin kimyasal izleri, özellikle hidrojen, helyum ve lityumun gözlenen miktarları, baryonik maddenin başlangıç yoğunluğunu güçlü bir şekilde sınırlandırmaktadır. Ancak bu başlangıç yoğunluğu, yıldızlar, gaz bulutları ve diğer gözlemlenebilir baryonik yapıların içerdiği maddeden çok daha fazladır. Bu tutarsızlık gözlemlenmeyen ancak kütle çekim etkisiyle varlığı hissedilen karanlık madde adı verilen bir madde formunun varlığını zorunlu kılar. Karanlık maddeyi anlamak yalnızca parçacık fiziğiyle sınırlı bir sorun değildir. Aynı zamanda evrenin toplam madde yoğunluğunun ölçülmesi çabası doğrudan evrenin geometrisinin belirlenmesine bağlıdır. Genel görelilik teorisi bu geometrinin madde ve enerji yoğunluklarına duyarlı olduğunu öngörür ve bu nedenle karanlık maddenin miktarı evrenin kaderini belirleyici bir rol oynar. Evrenin toplam madde yoğunluğu onun geometrisini ve genişleme dinamiklerini belirler. Genel görelilik evrenin 3 farklı geometriden birine sahip olabileceğini öngörür. Kapalı evren modeli pozitif evreliğe sahip bir evreni temsil eder. Eğer toplam madde yoğunluğu kritik değerin üzerinde ise evren bir gün genişlemesini durdurup tekrar çökecektir. Bu süreç büyük çöküş yani Big Crunch olarak bilinir. İkinci model açık evren modelidir. Burada evren negatif evreliğe sahiptir. Eğer madde yoğunluğu kritik bir değerin altındaysa evren sonsuza dek genişleyecektir. Üçüncü model de düz evren modelidir. Bu da kritik yoğunlukta bir madde içeren evreni temsil eder. Bu senaryoda genişleme sonsuza dek devam eder ancak hızı giderek yavaşlar. Bu geometrilerden hangisinin doğru olduğunu belirlemek evrenin toplam madde ve enerji içeriğini doğru bir şekilde ölçmekle mümkündür. Ancak bu hesaplamada büyük bir zorluk ortaya çıkar. Gözlemlenemeyen veya gizli madde formlarının varlığı. Galaksiler ve galaksi kümelerinin kütle çekimsel etkilerini kullanarak bu sistemlerin içinde bulunan madde miktarını ölçmek mümkün olsa da evrenin genel eğimi hakkında kesin sonuçlara ulaşmak için yeterli değildir. Evrenin geometrisini ölçmeye yönelik ilk önerilerden biri Rus matematikçi Nikolay Lobachevsky'nin çalışmalarıdır. Lobachevsky, 3 boyutlu uzayın hiperbolik, negatif eğriliğe sahip olup olmadığını anlamak için bir yıldız üçgenini gözlemleme fikrini ortaya atmıştır. Özellikle Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinden faydalanarak 6 aylık aralıklarla Sirius gibi parlak bir yıldızın konumunu incelemeyi önermiştir. Bu yöntemler o dönem için yenilikçi olsa da modern kozmolojide teknolojik ilerlemeler sayesinde yerini daha kesin tekniklere bırakmıştır. Özellikle kozmik mikrodalga arka plan ışınımının detaylı analizleri evrenin geometrisi ve toplam enerji içeriği hakkında benzersiz bilgiler sunmaktadır. Kozmik mikrodalga arka plan sıcaklık dalgalanmalarının spektral analizi evrenin büyük ölçüde düz bir geometriye sahip olduğunu gösterir. Ancak bu sonuçlar bile karanlık madde ve karanlık enerji katkıları dikkate alınmadan tam olarak anlaşılamaz. Evrenin toplam kütle yoğunluğunu ölçerek geometrisini belirlemeye çalışmak teorik ve gözlemsel sınırlamalarla doludur. Kütle dağılımı görünür madde ile sınırlı değildir. Ciddi miktarda madde, karanlık madde ya da bilinmeyen enerji formları olarak mevcut olabilir. Bu nedenle evrenin geometrisini ölçmek için doğrudan yöntemler gereklidir. Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle yer ve uzay tabanlı teleskoplar, karanlık maddeyi tespit etme ve evrenin eğriliğini daha kesin bir şekilde ölçme şansı sunmaktadır. Gelecekteki araştırmalar parçacık fiziği ve kozmolojinin kesişim noktalarında karanlık maddeye dair daha somut kanıtlar sunabilir. Örneğin karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların doğrudan tespiti veya zayıf kütle çekimsel mercekleme teknikleriyle yapılan ölçümler, evrenin toplam enerji içeriği ve geometrisine dair daha net bir tablo çizmektedir. Evrenin sonlu bir yaşı olduğu için ne kadar uzağa bakarsak o kadar eski bir evrene bakıyoruz demektir. En uzak gözlemler evrenin 13.8 milyar yıl önceki başlangıcına kadar uzanır. Teorik olarak büyük patlamaya doğrudan bakmak mümkün görünebilir. Ancak pratikte bu bir engelle sınırlanmıştır. Buna da kozmik duvar denmektedir.
Bu duvar büyük patlamadan birkaç sonraki 100 bin yıl boyunca evrenin fiziksel durumu tarafından belirlenmiştir. Evrenin genç olduğu dönemlerde yaklaşık 300 bin yıl yaşında sıcaklık yaklaşık 3000 Kelvin idi. Bu sıcaklıkta protonlar ve elektronlar atomlara bağlanamaz ve evren tamamen iyonize bir plazma durumunda olmuştur. Bu plazma ışınımın kesintisiz geçişine izin vermez. Çünkü yüklü parçacıklar fotonları sürekli olarak soğurur ve yeniden yayar. Bu nedenle evrenin bu dönemine kadar ışık serbestçe yayılmamıştır. Bu zamanın ötesini gözlemlemek mümkün değildir. Evren nötral bir hale geldiğinde ise, yani atomların oluşmaya başladığı dönemde, ışık plazma ile serbest etkileşiminden kurtularak yayılmaya başlamıştır. Son yayılma yüzeyindeki fotonlar evrenin genişlemesi nedeniyle yaklaşık 1000 kat soğuyarak bugünkü ortalama 2,73 Kelvin sıcaklığına ulaşmıştır. Bu mutlak sıfırın hemen üzerindeki bir sıcaklığa tekabül eder ve kozmik mikrodalga arka planının karakteristik mikrodalga doğasını açıklar. Son yayılma yüzeyi büyük patlamanın ardından evrenin plazmadan nötral maddeye geçtiği anı temsil eder. Bu yüzey yalnızca evrenin yaklaşık 300 bin yaşında olduğu zaman değil, aynı zamanda büyük patlamanın sonraki aşamalarında madde ve enerjideki küçük dalgalanmaların izlerini de yansıtır. Bu dalgalanmalar galaksiler ve büyük ölçekli yapılar gibi bugün gördüğümüz tüm kozmik yapıların temelini oluşturmaktadır. Son yayılma yüzeyindeki yapılar evrenin kütle çekimsel etkiler altında nasıl evrildiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu yüzeyde bir gözlemcinin gördüğü yaklaşık 1 derecelik bir açı uzayda yaklaşık 300 bin ışık yılına karşılık gelir. Bu ölçekte kütle çekimsel çökme ile ilgili önemli bir sınır ortaya çıkar. Eğer bir madde bütünü yaklaşık 300 bin ışık yılından daha küçük bir ölçeğe sahipse, kütle çekimsel etkiler altında çökmeye başlar. Ancak bu mesafeden daha büyük ölçeklerde kütle çekimin tamamı etkili olamaz. Çünkü kütle çekimi dalgaları da ışık hızında yol alır ve bu büyüklükteki bir sistemin tamamını etkileyebilmesi için yeterince zaman geçmemiştir. Bu sınır evrenin ilk yapılarının oluşumunda önemli bir rol oynar ve kozmik yapıların neden belirli bir ölçekten daha büyük olmadığını da açıklar. Son yayılma yüzeyindeki bu kütle çekimsel etkiler, evrende büyük ölçekli yapılar arasında kozmik üçgenler olarak adlandırılabilecek bir geometrik yapı oluşturur. Örneğin bir kenarı 300 bin ışık yılı uzunluğunda olan bir üçgen, son yayılma yüzeyine kadar olan mesafeyi ifade eder. Bu tür yapılar yalnızca evrenin genişleme hızını ve dinamiklerini değil, aynı zamanda büyük patlamadan bu yana fiziksel süreçlerin uzaydaki dağılımında yansıtır. Bugünlerde kozmik mikrodalga arka planı gözlemleri Planck ve WIMAP gibi uzay teleskopları tarafından büyük bir hassasiyette yapılmaktadır. Evren düz bir geometriye ve omega toplam yaklaşık eşittir bir oranına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu gözlemler aynı zamanda karanlık enerji gibi gizemli bileşenlerin evrenin dinamiğindeki baskın rolünü de ortaya koyar. Bu kozmolojinin henüz çözülmemiş birçok sorusuna yeni kapılar açar. Kozmik mikrodalga fon ışınımındaki sıcak ve soğuk lekeler, evrenin erken dönemlerindeki yoğunluk dalgalanmalarının ve genişleme dinamiklerinin bir aynasıdır. Bu lekelerin büyüklükleri ve dağılımları evrenin geometrisini anlamamız için güçlü bir araç sunar. Özellikle en büyük lekelerin boyutları evrenin geometrisinin düz, açık veya kapalı olup olmadığını belirleyen bir kozmik cetvel olarak işlev görür. Kozmik mikrodalga arka planı üzerindeki sıcak lekeler, erken evrende yoğun madde bölgelerinin kütle çekim etkilerinin sonucudur. Bu yoğun bölgeler kütle çekim nedeniyle çökerek ancak sıcak noktalar oluşturmuş ve bu süreç sırasında çevresindeki radyasyonu etkilemiştir. Ancak bu lekelerin maksimum büyüklüğü kütle çekimin yalnızca ışık hızında hareket edebileceği ve çökme süreçlerinin sınırlı bir zaman aralığında gerçekleştiği gerçeğiyle sınırlıdır. Son yayılma yüzeyinde görülen en büyük sıcak ve soğuk lekelerin büyüklüğü yaklaşık 1 derecelik açıyla gözlemlenir. Bu büyüklük evrenin geometrisine bağlıdır. Düz evrende ışık yüzmeleri doğrusal olarak hareket eder. Bu da üçgenin kenarlarının sabit bir açısal ölçüme karşılık gelmesine neden olur. Kapalı bir evrende ise ışık yüzmeleri zamanda geriye doğru izlendiğinde birleşir. Bu da lekelerin olduğundan daha büyük görünmesine yol açar. Açık evrende ise ışık yüzmeleri geriye doğru izlendiğinde birbirinden ayrılır.
Bu da lekelerin olduğundan daha küçük görünmesine neden olur. Bu nedenle lekelerin gözlenen boyutları ve dağılımları evrenin eğimini belirlemek için birincil gözlem aracıdır. Kozmik mikrodalga arka planı üzerindeki sıcak ve soğuk lekelerin şekli ve büyüklüğü uzayın iki boyutta hangi geometriye sahip olduğunu gösterir. Kapalı geometri küre üzerinde benzetebilir. Bu durumda lekelerin boyutları kürenin yüzeyinde birleşen ışık hüzmeleri nedeniyle daha büyük görünür. Açık geometride ise eğer yüzeyine benzetilir, eğer bir yüzey üzerindeki düzleştirilmiş üçgenlerde olduğu gibi ışık hüzmeleri ayrılır ve lekeler daha küçük görünür. Düz geometride ise lekelerin boyutları gerçekte olduğu gibi görünür. Çünkü ışık hüzmeleri doğrusal bir şekilde hareket eder. Son yayılma yüzeyinde bu farklı geometrilere ilişkin simülasyonlar yapılmış ve deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Bu simülasyonlar kozmik mikrodalga arka planı üzerindeki en büyük lekenin 1 dereceye yakın bir açıya sahip olduğunu ve evrenin büyük ölçüde düz bir geometriye sahip olduğunu doğrulamıştır. Kozmik mikrodalga arka planından elde edilen veriler evrenin düz olduğunu öne sürse de galaksi ve galaksi kümelerinin kütle ölçümleri bu düzlüğü sağlamak için gereken madde yoğunluğunun yalnızca 3'te 1'ine işaret etmektedir. Bu açık gözlemlenemeyen bir enerji bileşenine yani karanlık enerjiye işaret eder. Karanlık enerji evrenin toplam enerji yoğunluğunun baskın bir kısmını oluşturur ve evrenin düz geometrisini desteklemek için gereklidir. Karanlık enerji aynı zamanda evrenin hızlanma genişlemesinden de sorumludur. Bu enerji formunun doğası hala bir bilinmezdir. Ancak evrenin geometrisini ve genişleme tarihini anlamamız için kritik bir rol oynar. Kozmik mikrodalga arka planı üzerindeki sıcak ve soğuk lekelerin büyüklükleri erken evrende kütle çekimsel çökme süreçlerinin bir kalıntısıdır. Ve evrenin geometrisine dair doğrudan bir pencere sunar. Evrenin genişleme dinamiği madde ve enerji yoğunluklarının karmaşık bir etkileşimini sunmaktadır. Ve kozmolojinin temel sorunlarından birine yani karanlık enerjinin doğasına yanıt arar. Gözlemsel ve teorik çalışmalar evrenin genişlemesini yavaşlatan kütle çekimsel kuvvetlerin bir noktada karanlık enerji kaynaklı bir ile yer değiştirdiğini göstermiştir. Bu geçişin anlaşılması evrenin geometrisi, tarihi ve nihai kaderine ışık tutar. Üç boyutlu bir evrende düz kavramı ışık hüzmelerinin düz doğrular halinde hareket ettiği bir uzay zamanı tanımlar. Genel görelilik kuramına göre düz bir evrenin geometrisi toplam enerji yoğunluğunun belirli kritik değeri yani kritik yoğunluğu sağlaması gerektiğini öngörür. Ancak gözlemler bu yoğunluğun yalnızca yaklaşık %30'unun gözlemlenebilir madde ve karanlık maddeye atfedilebileceğini ortaya koymuştur. Eksik olan %70 ise boş uzayın enerjisi yani karanlık enerji olarak tanımlanır. Karanlık enerji genel görelilik bağlamında bir kozmolojik sabit olarak modellenir. Bu enerji genişlemeyi hızlandırıcı bir kuvvet oluşturur ve evrenin düz olabilmesi için gereklidir. Kütle çekimsel kuvvetlerin etkisi altında evrenin genişleme hızının zamanla yavaşlaması beklenir. Bu yavaşlama bir galaksinin uzaklığını ve hareket hızını kullanarak evrenin yaşına üst sınır koymamıza olanak tanır. Genişleme hızı evrenin geometrisine göre değişmektedir. Düz bir evrende genişleme yavaş ama düzenlidir. Açık bir evrende ise genişleme daha az yavaşlar. Bu nedenle evrenin yaşı düz bir evrenden daha büyük çıkar. Kapalı bir evrende ise kütle çekimi hakimdir ve genişleme en hızlı şekilde yavaşlar. Ancak tip 1A süpernova gözlemleri genişlemenin zamanla yavaşlamaktan çıkıp hızlandığını gösterir. Bu karanlık enerji etkisinin devreye girdiği bir geçiş dönemini işaret etmektedir. Tip 1A süpernovalar kozmolojide standart mum olarak kullanılır. Bu patlamalar hem parlaklıklarının belirginliği hem de uzaklık belirlemede sağladıkları hassasiyetle öne çıkmaktadır. Süpernova parlaklıklarının zamanla uzadığı gözlemi genişleme hızının artışına işaret eder. Zaman genişlemesi etkisi bu süpernovaların ömrünün bulundukları ortamda olması gereken süreden daha uzun görünmesine neden olur. Bu süpernovalardan elde edilen verilerle süpernovanın bulunduğu galaksinin uzaklığı belirlenebilir. Kırmızıya kayma ölçümleriyle galaksinin yönü hesaplanabilir. Bu iki ölçüm birleştirilerek evrenin genişleme hızındaki değişimin zamanla yüksek doğrulukta tespit edilebildiği görülmüştür. Boş uzayın enerji yoğunluğu zaman içinde sabit kalırken maddenin enerji yoğunluğu evrenin genişlemesiyle azalır. Bu nedenle evrenin erken dönemlerinde madde
genişlemede baskın bir rol oynarken zamanla karanlık enerji bu rolü devralmıştır. Bu geçiş noktası evrenin genişlemesinin yavaşlamaktan hızlanmaya geçtiği bir dönemde bulunmaktadır. Karanlık enerjinin bu davranışı evrenin tarihinin iki ana evreye ayrıldığını ortaya koyar. Madde hakimiyetinde kütle çekim genişlemeyi yavaşlatır. Karanlık enerji hakimiyetinde genişleme hızlanmaya başlar. Bu geçişin kesin doğası karanlık enerjinin kökenine ve evrenin genişleme tarihine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Karanlık enerji kozmolojinin çözülmeyi bekleyen en büyük bilmecesidir. Evrenin genişleme hızını arttıran bu enerji temel fiziğin derin bir sorusunu oluşturur. Karanlık enerjinin doğası evrenin kökeni, yapısı ve nihai kaderiyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.